Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Stanley Parable'a hoş geldiniz. Stanley Parable'da en son gelen fantezilerimizle devam etmiştik. Başka yaptığınız şey yok dedim burada. Şimdi geldiğimiz yoldan geri dönmeyin falan dediniz ama şu bilgisayardaki o pembe. Ha evet, arayamıyordum. Anladık. Anlatıcı anlatıyor, biz de anlıyoruz. Espri bile değildi ya. Ne yapalım? Bilgisayarlarda bir şey yazmıyor, çok ilginç. Bunlardan 5 tane yapınca böyle bir yere geliyoruz, neyse. Daima sol sağ taraftaki kapıdan gitmiştik, şimdi sol taraftaki kapıdan gideceğiz. Aynen öyle yaptım kanka. Bundan sonra seninle iyi anlaşmaya karar verdik. Ve burası da toplantı odası. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Burada ilginç şeyler yazıyor ama onları çeviremeyeceğim. Bak, broom closet. En sevdiğim oda benim. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Hayır. Ben burayı çok sevdim. Ben burada takılacağım. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Ama bak, burası bir süpürge dolabı. Yani burada bir tane süpürge var. Ben bu süpürgeyi çok sevdim. Ben burada kalmak istiyorum. Bak, güzel güzel aletler var burada. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ben burada. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Bu oda gördüğüm birçok diğer odadan çok daha samimi, çok daha dürüst geliyor bana. Çok doğal bir oda. There's no choice or anything in here, right? If I'd said burada durup atmosferi içime çekebilirim yani. Bu odanın samimiyeti, kişiliği, karakteri çok hoşuma gitti. This closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. Hey, adam, ahbap, belki ben kendi hikayemi yazmak istiyorum. Sana ne, belki senin hikayenden artık sıkıldık. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite. Zaaçta. Bize bahsediyor bu arada şu anda. Oyuncuya direkt Stanley Conrad'dan ama. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Muhteşem ya. Also Stanley is addicted to drugs and hookers. Oha. Anlatıcı kafayı yedi iyice. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby. Bize diyor, şu anda bize diyor. Stanley yani oyunda karakteri değil, direkt bize konuşuyor. Hello, anyone who happens to be nearby, the person at this computer is dead. Ben ölüyüm. Şu anda zombiyim ben. Brains, I need brains. Beans, yiyeceğim. Making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Koridora çıkmam mı lazım? Koridora çıkmayacağım. Daha fazla şey söylüyor mu acaba? Onu merak ettim. Oyunu baştan başlatayım mı? Oyunu baştan başlatacağım. Böyle bir şeyler oluyordu sanırım.
Aynı yere baştan gideceğiz. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Anlatıcı gibi baştan başlattım oyunu. Yeni şey. Ben geldim. Yeni oyuncu geldi. He entered the door on his left. Ben yeni oyuncuyum anlatıcı. Bla 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 toplantı odası. Yet there was not a single person here either. Çok güzel. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his bunk. Oh no. Not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Lütfen keyfine bak. Şimdi oyunu baştan başlatacağım. Çok güzel ya. All of his co-workers were gone. What could it mean? Acaba ne anlamı? Stanley decided to go to the meeting room. Acaba. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Bir de bunun speedrun'ı var. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, lan! Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Şuna bak ya. Açın şu kapıyı, tahtalamış pislik. Tahtaları falan çakmış. Giremiyoruz. Tahtaları sökemiyoruz da. Çivi de yok. Nasıl çakmış Allah bilir. Neyse. Devam o zaman oyuna. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Hayır, ben aşağı iniyorum çünkü neden? Sen bana orada odamı kilitledin. Cehenneme mi iniyoruz? Nereye iniyoruz? But Stanley just couldn't do it. Yapamazdı tabii. Nasıl yapsın? The possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours. Tabii ki. He might be fired for that. Lan. And such a competitive economy. Why had he taken that risk? Aynı yere geldik. All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason. Olabilir, olabilir, olabilir. Dediğim gibi herkes partiye gitmiştir. Stanley çağrılmamıştır. Kim bilebilir? Ve belki Stanley gerizekalıdır. Belki bugün aslında tatil gündür ama Stanley mal olduğu için şey gelmiştir. Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. Oğlum, arkamda kapılan kapılar beni şu anda çok ürkütüyor. He yelled, rüya görüyorum. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. Bu ne lan? 1, 2 ve 4. I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Whoa, he imagined himself soaring through space on a magical star field. And it too appeared. It was so much fun. And Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? İşler iyiye gitmiyor. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. Çok ilginç. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that of course this was not a dream. Anlatıcı, beni korkutuyorsun kanka. Was Stanley simply deceiving himself? Böyle believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility. Kahve gitti kahve. Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. O zaman sıkıntı ne? Now hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain beyond a doubt that this was in fact a dream. Stanley deli. Stanley manyak. İyice manyağa dönmüş artık. AB 11 12. Explain all that.
This voice was a part of himself too. Surely, surely, if he could just... Abi dur 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 5 dakika dur. Kanka 5 dakika dur. Bu araba buraya nasıl geldi? Bak bak şurada kapı var, şurada kapı var. Bu araba buraya nasıl geldi? Al. 1 milyon dolarlık soru. Bu araba buraya nasıl geldi? The press of the mattress on his back. The fresh air of a world outside this one. Sonra bakıyoruz yine o bembeyaz tipsiz eşimi göreceğim karşımda. I'm through with this dream. I wish it to be over. Sonra oğlumu göreceğim sandalye orada kenarda duruyor. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. I want my apartment and my wife and my job. Hey, çocuğumla geri istiyorum ben. Sandalye olmazsa olmaz. My life is normal. Ben normalim. I am normal. Everything will be sana, fine. Sana çok kötü haberlerimiz var Stanley. I am okay. But I am not. Da-d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 a
arkamın kimin kovalıyor diye şey yapıyorum. I am real. Please just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Kapım böyle duracağım burada. Seni göreceğiz şimdi. Arkamdan kapıları kapat hani. Ne oldu? This is the story of a woman named Mariella. Şimdi onu mu oynayacağız? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings and walked to her place of work. Stand up ama. Particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town. Stand'ı ilk kez görüyoruz bu arada. İyi bakın. Dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go for an ambulance. Ne kadar ateşli bir adam olduğumuza bakın. Stan'in ne kadar ateşli bir adam olduğuna bakın. Ne kadar yakışıklı bir adam olduğuna bakın. O karizma, o gerçekten çok garip ayakkabılar. O ne lan? Oğlum, o ne biçim ayakkabı? I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. 5 dakika şimdi bu kadın gelip adamı böyle ölü gibi olarak bulduysa hani bu adamın daha önce çığlık attığını nereden biliyor ki? Deli olduğunu nereden biliyor? O yüzden oradaki öyle adamı bırakıp gidiyor. Yani hiç ambulans falan çağırmadı. Başkasına bıraktı. Koşmaya mı başladı? Ama ciddiye alıyormuşsun sen de ya. Hadi o zaman bir son daha oynayalım. Bir son daha oynayalım. 5 dakika. Bir tane daha ilginç bir son vardı. Ondan sonra 2 son kalacak sanırım. Stanley had never seen the office this brightly lit. Ne? Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Bu kadar aydınlatılmış mı? İyi mi aydınlatıldı ofis? Sıkıntı ne? Şöyle bilgisayarlara başlayalım bakalım. Ha. Lan. Şurada lan 5 tane yapınca şey oluyor. Ama 5 tane yapamayacağız çünkü aralarda oynamıyorum. Gösteririm onu size ben başka bir gün. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door. Hayır. Bırak gideyim senin lanet pislik. Bırak gideyim ya. Buradan başka bir şey yapacaktım. Kapanmayacaksın değil mi? Vallahi kapandı. Sen kapanacak mısın? Yok, o kapanmıyor. O da kapanmıyor. Bir şey vardı, bir şeyler oluyordu. Sen kapanıyor musun? Hayır. Sen kapanıyor musun? Hayır. Sen kapanıyor musun? Aa, sen kapandın vallahi. Hop. Hayır. Ya lanet olsun, neyse. O sonra size başka bir zaman gösteririm ben bir şekilde. Şey oluyordu onda. Bir şeyler oluyordu. Yet there was not a single person there either. Feeling a wave of disbelief. Kovulmamak için ipuçları daha az konuşun. Diyor. Bak, ilginç. Break kapatmışlar ya. Ne güzel, orası benim Nirvana'ya ulaştığım yer. To a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office.
Hop. Hayır. Burası ne? Şuraya gitmek istiyorum. Buraya gitmek istiyorum. Lanet olsun. Oraya gitmek istiyorum. Buraya açabiliyor muyum? Hayır. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Acaba burası yöneticinin ofisi bura? Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not. Şu odaya şu yüksekliği böyle böl, tamam mı? Yarıdan böl. Ev yapar yani. İki de böyle dubleks bir ev yapar. And so the boss had assigned it an extra secret pin number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Benim bilmem bunun imkan yok. Hiçbir şekilde de tahmin edemem. O yüzden tamamen şansa bağlı bir şekilde 2845 şeklinde rastgele bir numara salladım. Aynen, tamamen şansa bağlı. Nükleer füze yolluyorlar, şey geliyor. Her tarafı kapatıyorlar. Oo. Burası belliydi canım, şurada şey yapıyorlar. Bak şurada kapı var. Aşağı mı? Hadi gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Descending deeper into the building, binanın derinliklerine bakıyoruz. Evrenin gizemlerine dalıyoruz. Evrenin karanlık sırlarına gireceğiz şimdi. Why did he feel this now? When for years it had never occurred to him. This question would not go unanswered. Aynen, bu soru cevapsız kalmayacak. Ben de gideceğim. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape yazıyor burada. Akıl, insanlar akıllarını yönetiyorlar, kontrol ediyorlar ama escape yazıyor. Kaç, kaç Stanley, kaç. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that vahşice ölümle karşılaşacak olması mı? Stanley would meet his violent death. Her an hapşırabilirim. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward. And willingly. Aynen, ben ölümüme gitmek istiyorum. Ölümü ben şey yapmak istiyorum. Erkek adam gibi yüzleşmek istiyorum. Yiğitçe. Loading diyor. Sevmedim ben bu işi. Şu anda ölmüş olmam gerekiyor. O kadar yüksekten şöyle bir metal şeyin içine düştüğüm anda, hatta şurada kıyma gibi şey yapmam gerekiyordu. Ooooooo. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. Trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plugging the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. There was Stanley. Whoa. Op. Dur. Ha, durdu. Farewell, Stanley, cried the narrator. As Stanley was led helplessly into the enormous narrator hiç anlatıcı içerisinde anlatıcı anlatıcı sepsin. Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body. Daha öyle bir şey olmadı ya. Daha hayattayız. Hop. Çok ilginç. The Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish?
When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Hayır kardeşim, ben ölü değilim. Ben burun içindeyim. Burası da müze herhalde. Oyun müzesi de. Warzone mu? Oyunun ilk aşamalarında, ilk geliştirme aşamalarında Stanley'nin uzaylılara karşı savaştığı bir son varmış. Ve Stanley anlatacak karşı da savaşıyormuş. Bu çok uçuk bir fikir olduğunu fark etmişler. Ha, bazı insanlar da hani first person shooter oyunlarıyla dalga geçildiğini zannettiklerini düşünebilirlermiş ki öyle de olmazmış. Ha işte falan olmuş. Trailer'dan sonra fikirler falan almışlar, e-maillerle falan. Burası da ofisler işte. Ya Allah, müzeyi dönüştürmüşler ya. Ne biçim bir şey. Burası o evet. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Özgür kalmayı mı düşünüyorlar? Kapattın mı oyunu? Ne oldu? Can you see how much they need one another? Ben hayattayım. No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Çok ilginç. But listen to me. You can still save. Hala kurtarabilir miyim? You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be blocking someone else's path. Stop now and it'll be the only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Hop! Okay. Tamam. Okay. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.